Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, Dünya Sağlık Örgütü acil olarak toplantıya çağrıldı. Yönetim kurulunu neden çağrıldı? Maymun çiçeği virüsü salgını şu an 12 ülkede 80'den fazla vaka var. İlk 7 Mayıs'ta İngiltere'de görülmüştü. Bu çerçevede sağlık alanında ne oluyor? Dünya Sağlık Örgütü'nün yarın başlayan 22 Mayıs, 28 Mayıs arası bir toplantısı var. Küresel pandemi yasası ne anlama geliyor? Çıkartabilir mi? Aynı zamanda G7 ülkelerinin Almanya'da, Berlin'de düzenlediği bir pandemi tatbikatı var. Leopard çiçeği tatbikatı. Bu çerçevede bir değerlendirme yapmak istiyorum. Neler oluyor dünyada? Maymun çiçeği hastalığı, salgını öldürücü mü değil mi? Türkiye'ye gelir mi? Yoksa yeni bir salgınla karşı karşıya mı kalacağız? Gibi sorular sizlerden çok sık geldi. Bu noktada kendi görüşümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, 7 Mayıs'ta İngiltere'de bir maymun çiçeği vakası görüldü. Daha sonra İspanya'da, Belçika'da, Kanada'da, Avustralya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde genelde Atlantik, Transatlantik bloğunda bu hastalık görüldü. İngiltere ve İspanya acil aşı stokuna başlandı. Hastalığın aşısı 2019 yılında üretilmiş. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 2019'da onay vermiş. Şu an New York Post'un haberine göre Amerikan Hastalık Önleme Merkezi 13 milyon doz ek aşı stoku vermiş. Aslında baktığımızda ölümcül oranı çok da yüksek değil. 3-6 arasında bir hastalık bu. İlk 1958 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülüyor. Laboratuvarda bir maymunda teşhis ediliyor. 1970'te ilk vaka görülüyor insanda. Afrika'da, Demokratik Kongo, Batı Afrika'da var. İki varyantı var bunun, yani iki türü var diyelim hadi. Demokratik Kongo'da olan ölüm oranı %10, Batı Afrika'da türünde %1. Avrupa'da görülmesinde ilk Nijerya'dan gelen birinden bahsediliyor ama aslında dikkatlice olayları takip ettiğimde kaynağın Afrika olmadığına dair veriler de var. Mesela İspanya'da bir eşcinsel saunası kapatıldı ve Belçika'da bir eşcinsel partide, fetişist partisinde bu yayılmış. Dolayısıyla şu an Avrupa'daki vakalarda Belçika ve İspanya'da bildirilen eşcinsel erkeklerde daha sık görüldüğüne dair haberler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. Şimdi bu yeni bir salgına dönüşür mü? Nasıl bulaşıyor? Öncelikle ona bakalım. Maymun çiçeği hastalığı. Fiziki temas veyahut da sıvı ağız salgısıyla, solunum yoluyla, COVID çok hızlı yayıldı malum. Solunum yoluyla yayılmıştı. Bu nedenle dünyada bir korku, endişe var. Tam bu noktada John Hopkins Üniversitesi'nden bir açıklama geldi. Belli şartlar altında solunum yoluyla, yani havadaki kabarcıklarla da bulaşabilir şeklinde. Bu çok manidar geldi. John Hopkins Üniversitesi'ni nereden hatırlıyoruz biz? 2010 yılında Rockefeller, Bill Gates ve John Hopkins Üniversitesi bir salgın tatbikatı düzenlemişti. Yine 2019 Ekim ayında etkinlik 2019 şeklinde bir salgın tatbikatı düzenlenmişti. Zaten Kasım ayında da Çin'de başladı. John Hopkins Üniversitesi bu noktada iyi çalışan bir üniversite diyelim. Şimdi Almanya'da G7 ülkelerin sağlık bakanları toplandı. Leopard çiçeği diye gençleri etkileyen bir salgın simülasyonu, yani senaryo üzerinde bir çalışma yaptılar. Yani bir genci ısıran leopardan başlayarak da dünyaya yayılan bir salgın, bu salgına karşı ülkeler nasıl önlem alır şeklinde bir tatbikat da oldu. Geçmiş tatbikatlara baktığımızda 2019 tatbikatına hemen arkasından bir salgınla yüzleşmiştik. Şimdi ne oldu da birdenbire böyle bir tatbikat yapılıyor? 2019'da virüsün aşısı üretilmiş, Amerika Birleşik Devletleri stokluyor, İspanya, İngiltere stokluyor, Almanya'da tatbikat yapılıyor. Bir şeye hazırlık mı? Ne oluyor şeklinde? Dünya bir şeye mi hazırlanıyor? Bu konudaki görüşlerimi sizinle paylaşıyorum şu anda. Değerli arkadaşlar, Avrupa ülkeleri genelde Pfizer ve BioNTech aşıları için 2022'nin sonbaharı ve kışı için çok ciddi bir stok siparişi vermişler. Dünya Sağlık Örgütü de COVID'in bitmesi için 23 milyar dolar gibi bir yardıma ihtiyacımız var diyor. Bunu yapın diyor. Bir yıl içerisinde COVID tamamen bitecek diyor. Bill Gates de bir açıklama yapıyor. Diyor ki
Bunun diyor öldürücü olmadığını, grip gibi olduğunu sonradan öğrendik biz diyor. Yani onca sağlık laboratuvar teşkilatına varken gündeme birdenbire düştü. Şimdi dünyada bilim adamlarına göre 1 milyon 600 bin civarında virüs var. Bunun 850 bin adedi insanları etkileyebilecek cinste. Ayrıca haberlerde de okuyorsunuz. Efendim filan buzulun altında 30 bin yıllık, 20 bin yıllık bir virüs bulundu. İşte gök taşından bir virüs gelebilir gibi. Son birkaç yıldır sürekli bakteri, virüs buna yönelik şeyleri görüyoruz. Tarihe baktığımızda var mı? Aslında insanlık tarihine baktığımızda insanlığın soykırım yapar gibi İnsanlığın yok olmasında çok ciddi bakteriye, virütik hastalıklar tarihin değişik dönemlerinde görüyoruz. Ama son birkaç yıldır böyle bir yerden biter gibi bu tip haberler ortadır. Zaten dünyanın değişik yerlerinde virüs sürekli var. Bakın ben size okuyayım şimdi. Seyahat edenler için önemlidir bazı haberler. Bir ülkeye gidecekseniz arkadaşlar iş için, turistik amaç için mutlaka o ülkede bir hastalık var mı yok mu, aşı vurulması mı, özellikle Afrika ülkelerinde. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bakın son dönemde Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen virütik, bakteriyik vakalardan bahsedeyim ben size. Suudi Arabistan 1 Ağustos 2022'de Suudi Arabistan bildirmiş 21'de MERS-CoV diyor. Orta Doğu Solunum Yolu Sendromu vakası bizde görüldü diyor. Arkasında Kamerun 17 Mayıs'ta MERS-CoV bizde de var diyor. Kamerun 16 Mayıs 2022'de Ebola var bizde diyor. Yine 13 Mayıs'ta Lassa ateşi var. Kamerun 16 Mayıs'ta kolera var. Yine 13 Mayıs'ta Lassa ateşi. Katar 12 Mayıs'ta Orta Doğu solunum yolu sendromu bizde var diyor. Çin kuş gribi 9 Mayıs. Amerika Birleşik Devletleri 6 Mayıs kuş gribi. Amerika Birleşik Devletleri ne enteresandır kuş gribi. Biraz sonra açıklayacağım. 28 milyon hindi ve tavuk ölümü söz konusu. Çin'de zaten herkese vardı. Dünyanın değişik yerlerinde bu dönemde Türkiye'de dahil kuş gribini görüyoruz. Avustralya'da 28 Nisan'da Japon ensefaliti, yani bu yılın 28 Nisan'ında Demokratik Kongo Cumhuriyeti 27 Nisan'da Ebola, 29 Mart 2022 İngiltere'de çikolata ve bazı yiyeceklerde salmonella. Hatırlayın bakalım Mekke'den çikolatalar toplatılmıştı. 27 Nisan Somali kızamık var. Uganda 25 Nisan sarı humma. Birçok ülkede kaynağı bilinmeyen akut şiddetli hepatit, özellikle batı ülkelerinde çocuklarda görülen, Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı çocuklara karaciğer nakli gerekiyor. Kaynağı bilinmiyor. Yani şiddetli bir hepatit var akut. Colorado'da gizemli bir şekilde 23 Nisan'da vahşi atlar ölmeye başlıyor arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve bu tip haberlere baktığımızda mesela Çin'deki kuş gribinde, Çin'deki Afrika domuz vebası vakasında 2018 yılında domuzların popülasyonunun %50'si ölmüştü. Şimdi dünyada biz bir gıda krizi yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Bir taraftan bu kuş gribi bizim ülkemizde de böyle gelecek şekilde salmonella vakaları, Amerika Birleşik Devletleri'nde salmonella herhangi bir bakterisinden dolayı bir bebek maması üretim firması üretimi durdurdu. Amerika'da bebek maması problemi var. Yani şu görmüş olduğumuz virütik olaylar sadece sağlık açısından değil, dünyadaki gıda kaynaklarını ciddi anlamda etkiliyor. Şimdi Çin ve Amerika'da akarkiye aynı anda çıkmış sayılır. Biri 6 Mayıs, biri 9 Mayıs'ta kuş gribi ve devam ediyor süreç. Şimdi insanlık tahıl bulamazsa neyle beslenecek? Hayvanlarla beslenecek değil mi? Yani kanatlılarla beslenecek. Yarın bir de balıklarda da böyle bir şey çıktı falan gibisinden bir şey inşallah duymayız. Dolayısıyla insanların başında kara bulutlar bu noktada dolaşıyor. Yani büyükbaş hayvanlarla ilgili sera etkisi, yani havayı kirlettiği ile ilgili zaten bu konularda sizlere çok video çekmiştim. Bunları niye söyledim? Zaten virüs tarihten beri sürekli olarak var. Ama Dünya Sağlık Örgütü neden maymun çiçeği hastalığı için toplandı? Amerika Birleşik Devletleri neden ilk stok aşı verdi? Neden daha önceden aşı üretildi? Bunların cevabını bilmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, sağlıkla ilgili dünyada çok ciddi tartışmalar var. Şimdi bunlardan en önemli tartışma, dünya gündemine oturacak şey, bir şu an 2005 yılında kabul edilen uluslararası sağlık tüzüğünün değiştirilmesi gündemde. Dünya Sağlık Örgütü'nün buna küresel pandemi anayasası da
diyebiliriz. Cenevre'de toplantı var. Yarın başlıyor. 194 üye ülkenin sağlık bakanları. Dünya Sağlık Örgütü'nün buradan talep ettiği hükümetlerin üstünde bir güç talep ediyor zannediyorum. Ama buna başta Amerika Birleşik Devletleri yaptırım gücüne karşı çıkıyor. Diğer birçok ülkede çıkacaktır. Türkiye'nin de çıkması gerek. Yani bu tip küre artık dünya küresel iletişim iç içe. Her taraf, her gün, her ülkeden her ülkeye binlerce uçak kalkıp biniyor. Milyonlarca, yüz binlerce, on binlerce diyelim hadi. Uçak kalkıp biniyor her gün. Ve bir köy gibi ulaşım nedeniyle, köy gibi olması nedeniyle dünyanın bir yerinde çıkan virütik bir hastalık ardında dünyaya yayılma potansiyeline sahip. Çünkü bir kişi Çin'e gider, Amerika'ya gider, o ona bulaştırır, o İngiltere'ye gider, o Türkiye'ye gelir filan. Koronada bunu gördük bu süreci. Dolayısıyla küresel çapta bir işbirliği çok önemli. Ama bu işbirliği normal şekilde ülkelerin sağlık yönetimini ele geçirmeye yönelik planlı bir işbirliği ise bu kabul edilemez tabii. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü ama kimin yönettiği önemli. Yarın bir gün kötü niyetli bir grup ele geçirdiğinde tüm ülkeleri zıplatacak mı? Böyle bir küresel pandemi yasası diye bizim medyamıza yansıdı. Uluslararası sağlık tüzüğünün yeniden değiştirilmesi gündeme gelecek. Ben bu toplantıda bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Buna yönelik bazı Avrupa ülkelerinin sağlık bakanlarında küreselci etkisi var. Muhtemelen bunlar isteyecektir. Bir de bizim medyamızda çok gündeme gelmişti. Dünya Sağlık Örgütü geldi. Mecidiyeköy'de Eylül 2020'de bir ofis açtı. 2021'de galiba ciddi tartışmalar gündeme gelmişti. Değerli arkadaşlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyanın birçok ülkesinde ofisi var. Türkiye'de zaten Ankara'da var diye biliyorum. Bunların çok bir önemi yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu çalışmalarda insanlık adına iyi çalışmalar da var. Ama şüpheli çalışmalar da var. Bunun kaynağı da Sağlık Örgütü'nün kendisinden kaynaklanmıyor. Doğru düzgün yönetim mekanizmasına olan güvensizlikten kaynaklanıyor. Bunu nereden biliyoruz? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Dünya Sağlık Örgütü'ne çekilmişti. Şimdi Rusya çekilme konuşuyor. Muhtemelen çekilecektir. Genelde ulus devletler üstü devlet dışı aktörlerin dünyadaki Birleşmiş Milletler ve bileşenleri kullanarak da küreselciler de ifade ettiğim mekanizmanın tüm dünya için sürdürülebilir dünya adı altında projeleri var. Bu projelerden insani değerler için faydalı olanlar var ama bu kullanılaraktan kötü amaçlı kullanıma da müsait bir zemin var mı? Olabilir. Bu nedenle bizim Sağlık Bakanlığımızın bu noktada iyi düşünmesi gerek. Alınan kararlarda asla bağlayıcı bir karar alınmamalı. Küresel işbirliğine evet, zaten küresel bir işbirliği olmadan bu şeylerin üzerinden gelinemez. Neden dikkatli olması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi Ukrayna'da mesela Rusların Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'da çalıştırdığı laboratuvarları ele geçirdi. 6 mı 9 mu laboratuvar var diyorlar. Burada çiçek virüsü ve Ebola için, Ebola çiçek hastalığı ve Ebola patojenleri için çalışmalar yapılıyor diyor. Ve buradaki bilgiler sürekli Amerikan Savunma Bakanlığı'na rapor olarak gidiyor diyor. Ukraynalıların sürekli verilerini toplamışlar. Bunun üzerine Çin bir açıklama, Birleşmiş Milletler'e de bunu bildirdi Rusya. Bunun üzerine Çin bir açıklama yaptı. Tüm dünya halkları Amerika Birleşik Devletleri'ne şu soruyu sormalı. Madem bu bilimsel bir çalışma, Savunma Bakanlığınızın orada ne işi var? Ayrıca Amerika, Çinliler diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın değişik yerlerinde askeri biyo laboratuvarları var diyor. O bölgelerde neden nadir görülen salgınlar çıkıyor diyor. Bu soruyu dünya halkları sorsun diyor. Hakikaten düşündürücü. Ayrıca diyor 1950'de Kore Savaşı'nda Amerikalılar biyolojik silahlar kullandı diyor. Vietnam Savaşı'nda da zaten kimyasal kullanmıştı diyor. Ve Amerikalıların dünya genelinde 30 ülkede 330 civarında biyolojik laboratuvarı var. Çinliler bunun denetim altına alınması gerektiğini söylüyor. Amerikalılar ise bunun muhtemel çıkabilecek, insanlığa bulaşabilecek zoonotik ve virütik hastalıklara karşı biz bilimsel çalışma yapıyoruz diyor. İki devletin iddiasını ben size söyledim. Hangisi doğru onu bilemiyorum şu an. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde biz virüs ve buna benzeri şeylerle Dünya Sağlık Örgütü'nün acil toplanması şaşırtıcı. Çünkü bu maymun çiçeği virüsü öyle hızlı yayılan bir virüs değil. Ama John Hopkins Üniversitesi'nin yaklaşımını da söyledik. Yarın bir gün derler mi? Aha, bir de maymun çiçeği virüsü mutasyona uğradı. Buradaki iddia da şu.
G7 ülkelerinin sağlık bakanlarının Berlin'de yapmış olduğu toplantıda leopar çiçeği gençleri etkiliyor diyor ya. Maymun çiçeğinde de daha çok gençleri etkiliyor diyorlar. Nedeni de yaşlılar zaten çiçek aşısına karşı, çiçek virüsüne karşı aşılandığı için gençler aşılanmıyor. 1980'lerde çiçek hastalığı problemi bitmişti. Şimdi diyorlar aşı olmadığı için giderekten maymun çiçeği virüsü, maymun çiçeği hastalığı artışa geçti diyorlar. Almanya'daki leopar çiçeği ile buradaki maymun çiçeğinin paralellik şeyi var. Peki benim kendi kanaatimi söyleyeyim. Dünya Sağlık Örgütü yarın başlayacağı toplantısında küresel sağlık sözleşmesinde değişiklik yapmak istiyor. Muhtemelen dünyayı onu kabul etmeye yönelik, zorlamaya yönelik bir kamuoyu da oluşturuyor olabilirler. Dünkü videoda size Bill Gates'in İngiliz The Guardian gazetesiyle ilişkisinde ona bağış yapıyor, arkasından anne sütünü olumsuzlaştıran haber yapıyor gazete diye. Amerikalıların bir iddiası vardı, benim değil. Florida'da bir gazetecinin. Ondan bahsetmiştim. Dolayısıyla bu süreci iyi takip etmemiz gerekiyor. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü neyin peşinde? Neyi amaçlıyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Küresel olaraktan bir küresel hükümet düşünen bir tayfa var. Bundan bahsediyor küreselci diye bahsettiği. Ulus devletlerin birçok alanında gücünü alarak da merkezi yaptırım gücü. Peki bu nasıl olabilir? Sağlık, insan sağlığı, ölüm, hastalık, can korkusu her şeyin üstündedir. Dolayısıyla buradan girerekten başka bir yere evrilme kötü niyetli olabilir mi? Zaten insanlığı endişelendiren şey de bu. Şu an onu bilemiyorum. Öyle bir suçlama yapmak istemiyorum. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün almak istediği belli ulus devletleri üzerine yaptırım gücü noktasında ben genel kuruldan öyle bir oylamanın geçeceğini zannetmiyorum. Geri döndürülemez, bağlayıcı olacak diyor. Çünkü bu noktada Sağlık Bakanlığı'nın kendi yetkisinde değildir. Parlamentodan onaylanması lazım. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bu noktada parlamento onaylamaz, direkt imzalayın diyor. Öyle şey mi olur? Hatta referanduma da sunulması lazım. Bu noktada Sağlık Bakanlığımızın tahmin ediyorum bunu zaten biliyordur. Ülke içerisinde buna çok ciddi tepkili olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü'nün ofisi niye gündeme gelmişti? Özel bir statüde, diplomatik misyon gibi, yani Vatikan veyahut işte özerk yerler olur ya dünyada. Onun gibi dokunulamaz, aranamaz, parasına karışılamaz gibi bir takım maddeler var. Yani sağlıkçıları koruma açısından baktığımızda kötü değil. Ama diğer şekilde normal bir STK niye dokunulamazsın? O akla şu soru geliyor. Genelde FETÖ'de birçok ülkede yayılırken STK'lar üzerinden yayılıyor. Soros'un sivil toplum kuruluşları da öyle. Görünüşte iyi niyetli demokrasi, insan hakları diyorlar ama istihbaratçılar da var. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün farklı ülkelerde kurmuş olduğu bu yapılara istihbaratçıların sızmayacağını nasıl garanti edeceğiz? Aranmıyor, dokunulamıyorsa filan. Ama yine de artık ulus devletlerin özellikle Türkiye buna izin vereceğini ben zannetmiyorum. Sıkı sıkı takip edeceğini düşünüyorum. Öyle bir birikimi artık var. Bu süreçleri yaşadık. Kazakistan olayı, renkli devrimler, Hong Kong olayları, Ukrayna olayı, Arap Baharı, bizim Gezi Parkı paralel arkasında aynı mekanizma var. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü değil başka bir örgüt üzerinden de gelse devlet sıkı sıkıya bunu denetleyeceğini ben düşünüyorum. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel pandemi yasasını kendi istediği şekilde geçirebileceğini zannetmiyorum. Hiçbir ulus devlet yetkiyi vermez. Ama şu bir gerçek ki artık küresel işbirliği kaçınılmaz bu noktada. Ama bu bağlayıcı olmaz. Tavsiye niteliğinde olur. Her ülkenin kendine az özellikleri var çünkü. Kendine az tedavi yöntemi var demeyeceğim, var ama genelde aşı firmaları dünyada belli. Şimdi bu tartışmalardan hareketle gıda ile bunun bir alakası olabilir mi? Soru da bu. Çünkü insan Amerika'daki kuş gribi, Çin'deki ve Türkiye'deki önemli. Bir de bu maymun çiçeği, leopar çiçeği. Bir de şimdi Bill Gates Kasım 2021'de dünyaya bir uyarı yapmıştı. 2015'te de kötü niyetli bilim adamları şu an dünyanın herhangi bir yerinde bir virüs insanlığı tehlikeye atacak bir virüs üretiyor olabilir demişti 2015'te. 2021 Kasım'da da teröristler herhangi bir havaalanına çiçek virüsü bulaştırabilir demişti, değil mi? O zaman herkes şunu sormuştu. Ya çiçek aşısı var. Zaten
1980'de bitti. Niye çiçek demişti? Maymun çiçeği çıktı ortaya. Kaba bir şey söyleyeceğim. Eşeğin altına karpuz kapağı getiriyor diye bizde bir söz var ya. Dolayısıyla bunları birleştirdiğimizde bir şeyler oluyor gibi bir hisse kapılıyor vatandaşlar. Ama şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Covid noktasında tüm ulus devletler hazırlıksız yakalandı. Birçok devletin ekonomisi mahvoldu. Uzun kapanma ama daha sonra birçok devlet olayı gördü ve son noktada bunu grip gibi bir hastalık olarak kabul etti ve normal iş güç devam ediyor. Çin her ne kadar şimdi omikron varyantından hareketle kapalı belli bölgeler, Shenzhen'in de yarısını aştılar. Kuzey Kore'de ciddi vakalar var. Dünya ekonomisinin bugün dolmasının ana nedeninin biri Covid'e bağlanıyor. İkincisi Rusya'ya bağlanıyor, savaşa. Çünkü dünyada tedarik zincirleri kırıldı. Bir enflasyon var. Enerji krizi var. Ham madde krizi var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışma giderek büyüyor halk arasında. Büyük medyada yer almıyor ama takip ediyorum. Neden büyüyor? Gıda fiyatları hızla artıyor. Benzin fiyatları artıyor. Ama Joe Biden diyorlar gidip Ukrayna'ya 40 milyar dolar para yardımı yapıyor. Amerikalılara bunu yapması lazım. Çünkü para varken problem yok. Yani varlıkta kavga olmaz. Kavga yoklukta olur. Hem şimdi yokluk var, hem bir böyle bir salgın riski var, hem hayvanlara yönelik bir problem var, hem gıdaya yönelik bir problem var. Bir noktada yeter be diyecek. Ne yani pişmiş tavuğun başına gelmiş gibi diye insanlarda da farkındalık yüksek. Dolayısıyla bu süreçten bir şey çıkacağını ben zannetmiyorum. İnsanlarda farkındalık yüksek. Dünya Sağlık Örgütü'ne, dünya genelinde her ne kadar tüm ülkeleri üye olsa da sorgulanabilir noktada durmaya başladı. Ama küresel sağlık sözleşmesi noktasında yeni bir değişiklik de olacaktır. Bu değişiklerde söylediğim gibi bağlayıcı bir nitelik taşıyabileceğini zannetmiyorum. Her ulus kendine özel bir devlettir. Kendi yasaları vardır. Kendi sağlık bakanlığı vardır. Böyle bir şey çıkmaz. Şimdi değerli arkadaşlar bu yüzyılda en önemli bu yüzyıl niye girdik biz? 4. sanayi devrimi değil mi? 4. sanayi devriminde en şeyine internet. Nesneler internet dediğimiz her şey internete bağlanacak. Ve yaşam daha çok sosyalleşme dediğimiz hareketlilik metaverse'de olsun isteniyor. Metaverse olmak işte enerji ihtiyacını azaltır, hava kirliliğini azaltır filan. Gezegenin kurtarıcıları bahsediyorum ya. İnanmış olaraktan FETÖ müritleri gibi bir de gezegen kurtarıcıları var. Kendini buna adayan örnek olarak bunlardan biri bilgisi vermiştim. Çünkü bir taraftan güneş ışınlarını dünyayı korumak için 13 mil yukarıya kireç tozu serpeceğiz diyor. Öyle bir projesi var. Bir taraftan hidrojen enerjisi, bir taraftan yenilenebilir enerji, işte hidrojen enerjisi, diğer taraftan yapay et, yapay süt, yapay gıdalar, diğer taraftan yazılım, diğer taraftan dijital kimlik, ID, kimlik kartı şu an mültecilerde kullanılıyor. Ve 21. yüzyılda işte dünya bileşenlerinde aktif rol alıyor üretmiş olduğu projeler. Bu nedenle gezegen kurtarıcısı, hayırsever iş adamı diye dünya tanımlıyor ama birçok ülkede de şüpheyle yaklaşılıyor. Ne yapıyor bu adam şeklinde? Şimdi bu yüzyılda ilaç sanayi kökünden değişiyor. Yani tıpta bir geleneksel tıp vardı eskiden. En önemli geleneksel tıp Çin'deydi. 1870'te Rockefeller Vakfı Çin'e giriyor ve A'dan Z'ye tıbbı dönüştürüyor. Sağlık sektörünü Rockefeller Vakfı dönüştürüyor. Merak edenler Rockefeller Foundation'ın Chine diye arama motoruna yazarsanız orada nasıl dönüştürdüklerini uzun uzun anlatıyorlar. Daha sonra bizim koca karı ilacı dediğimiz atalardan falan kalan yöntemler var şu an kullandığımız. Sonra modern tıp karşımıza çıktı. Şimdi modern tıpta hastalık da büyüdü, hastane de büyüdü. Türkiye'ye bakın. Sürekli hastane yapıyoruz diye övünüyoruz da bunun anlamı hastalığı artırıyoruz. Yani nüfusumuz 80 milyon, 870 milyon kere hastaneye gidilmiş bir şey var. Hangi sağlık sistemi bunun altından kalkabilir? Daha sonra dijital tıp gündeme geldi. Dijital tıp yani insanın dijital teknolojilerle sağlığın daha böyle sağlıklı hale gelmeye yönelik birçok hastalığa müdahale gündeme geldi. Ve çok da faydalı. Şimdi artık CRISPR dediğimiz teknolojilerle kişiye özel tedavi dediğimiz gen tedavisi gündemde. Zaten mRNA aşılarının temeli de CRISPR'e dayanıyor. Yani
gen tedavisine dayanıyor. Aslında insanlar için doğru kullanıldığında muhteşem bir yöntem bu. Yani kişiye özel tedavi birçok insan, kanser dahil birçok şeyi yok edebilecek potansiyele sahip. Biz insanlar neyden endişeleniyoruz? Küresel çapta blok halinde bir kötü niyetli grup böyle bir teknolojiyle aynı anda insanlara bir şey çakar mı? Temel endişe de bu. Ama eğer böyle bir kaygı ve iyi kontrol edildiğinde şu an CRISPR'ye dayalı tıp dünya için oldukça önemli. Çok pahalı teknoloji şimdilik bunlar. Zengin olanlar milyon dolarlar vererekten birçok hastalığı gen üzerinden yok edebilir, tedavi olabilir filan. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçenlerde bir çalışma vardı. Birkaç yıl içerisinde diyorlar yüzümüzdeki hücreler 23 yaşındaki gibi olacak diyorlar. Öyle bir mRNA ile öyle bir çalışma yapıyoruz şeklinde. mRNA derken yani CRISPR ile çalışma yapıyorlar. Tıp alanında yepyeni teknolojiyle karşı karşıya kalacağız. Beslenmede ne demiştik? En önemli besin anne sütü değil mi? Ona da büyük yatırımlar var. Ondan da bahsettik. Bunun açılımlarına baktığımızda değerli arkadaşlar, bu yüzyılda hedef insanın vücudu, koloni, çözüm amaçlı da, kötü niyetli de, iki tarafta da öyle. Dünyadaki bilimsel çalışmalar yapan bilim adamlarının %99'u kendi çalışmalarını yapıyor. O noktada o çalışmaların sonucunu koordine eden kötü amaçlı, yani kötü derken kendi ideolojik amaçlarıyla hareket eden bilim dünyasında insanlar var mı? Var. Bunu zaten görüyoruz. Ulus devlet yöneticileri bu noktada çok dikkatli olması gerekiyor. Şimdi aşı hayatımıza girdi. Bir akıl sürekli girsin istiyor bu. Yani hastalık olmazsa niye girsin kardeşim? Sürekli sosyal mesafe, yani fiziki mesafeyi koruyun. Sürekli insanların maskeleriyle geçsin şeklinde 1.0 olarak tanımlamıştım ben. Dijital dünya 1.0 test demiştim şeye, COVID'e. 2.0 gelir mi? Niye gelsin? Arkadaşlar dijital dünyanın oturması için insanların eve kapanması lazım. Yani metaverse yönelmesi lazım. Alışveriş online, çalışma online, eğitim online. Biz bu deneyimi yaşadık. Bu deneyimde dünya genelinde tam son noktada isyanlar çıkmaya başladığında, Avrupa'da yürüyüşler başladığında aha bitti korona dendi. Şimdi yeniden bir kıvranma hareketleri var. Bir kere daha tıkıp insanları bu noktada, bunun için daha zaman var olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü metaverse projeleri daha tam hazırlanmadı. İnsanoğlunun metaverse bu noktada da dünyada hızla yayılan uyuşturucu yeni tipler var. Sentetik uyuşturucu var. Çok ucuza. Türkiye'de de çok hızlı köylere kadar gitmiş. Al hapı, git metaverse'e. Halüsinasyon gör gönüllü olaraktan. Sanki birileri insanlar böyle der gibi. Tabii bu birilerinden hareketle her şeyi böyle yaftalamıyoruz ve suçlamıyoruz. Tıptaki gelişmeler heyecan verici. Bilimsel çalışmalar insanlık için yol yön açıcı. Ama bir COVID gibi kapanma tüm dünyada ekonomiyi alt üst ettiği gibi ikinci bir COVID yıkar geçer. Buna yönelik hayvanlar üzerindeki şu virütük, zoonoz hastalıklar zaten tarım noktasında dünya bir problem yaşarken bir de burada problem başlarsa ne yapacak bu insanlık? Bu nedenle şu an hepimiz kaygılıyız böyle bir şey olabilir mi diye. Benim kendi görüşüm bu tantana ve gürültü şimdilik Dünya Sağlık Örgütü'nün o küresel pandemi anlaşması diye tanımlayabileceğimiz Uluslararası Sağlık Sözleşmesi'nde ek maddeler üzerinde kişi için bir gündem ve kamuoyu oluşturuyorlar diye bakıyorum. Ama dijital dünya test 1.0'ı COVID demiştik. 2.0'ın da gelme ihtimali yüksek. Fakat dünya insanlığının şu süreçte iyi takip etmesi gerekiyor. Özellikle COVID'in yan etkilerini. Mesela COVID'in yan etkilerinden biri bir yabancı dergi su çiçeği zona'dan bahsetmişti. Bugün İngiltere'de gündeme geldi bu. Maymun çiçeğinin semptomları ile su çiçeğinin semptomları birebir. Akla şu soru geliyor. Acaba COVID'in yan semptomu da mı bu su çiçeğini maymun çiçeği değil mi kabul ettirmek istiyorlar diye çok ihtimal vermiyorum ama bu noktada da şunu tartışıyorlar. İngiltere'de bu noktada bunu teşhis ayırt edebilecek bir tane laboratuvar var. İngiltere'de bir tanesi, dünyada kaç tane acaba? Sağlık sektöründe ciddi bir şeyler dönüyor arkadaşlar. Ve küresel olaraktan küresel bir hükümet kurulacaksa, eğer kurmayı düşünürlerse bu önce sağlık alanında olur. Korkutaraktan, kaygı, korku pompalayaraktan.
Dünya ne salgınlar gördü, en son Covid gördü, korkuya mahal yok arkadaşlar. Bunun üstesinden insanoğlu gelecektir bu tip yaklaşımları. İnsanı dijital dünyaya mahkum ederekten ayağını topraktan çekmek isteyen, denizden, dağdan, köyünden çekmek isteyen bir akıl var ama onun karşılığında insanlık ailesi çok büyüktür. Bu karşı çıkışta Türkiye'den önce Amerika'nın içinde en yüksek karşı çıkışın olacağını düşünüyorum. Joe Biden hükümetinden bahsetmiyorum. Amerika'nın içinde birçok eyaletten Avrupa'dan daha yüksek sesle karşı çıkacaktır. Bu adamların her ne planlıyorlarsa ister ne planları başarılı olacağına inanmıyorum. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nde küresel bir sağlık veri tabanı. Bundan hep bahsediyorum. Temel şey şu. Yapılmak istenen insanlara bir dijital kimlik. Bu kimlik neyle olur? Çiple olur. Aşı vuruldu mu vurulmadı mı sınır kapılarından geçerken zaten ben üzerinden onu okurum diyor. Daha önceki projelerden bahsettim. Bill Gates'in Luciferaz diye bir şuraya deri altına bir şey yerleştirerekten bir metal. Üzerine de tatto yaparak da daha şekil olsun diye kadınları 20 yıl doğumdan koruduğunu ve buna Luciferaz yöntemi yani bir cihaz tuttuğunuzda ancak görülebilen mavi ışık dediğimiz buna benzer deri altın implantlarla zaten beyin implantta Elon Musk'ın çalışmalarını biliyoruz. Neuralink projesini deri altı veyahut değişik implantlarla dünyada herkesin izlenebilir, sağlık açısından izlenebilir bir proje düşünüyor Dünya Sağlık Örgütü veyahut da küresel mekanizma. Yani kötü niyetli olmasalar normalde bunlar çok kötü şeyler değil. Ama bir olayın iyi yanını ele alırken biraz da kötü yanını ele almamız gerekiyor biz insanlar. Çünkü bu hayat meselesi uzak bu noktada kumanda kimle güveniyor muyuz? Önemli olan bu. Şimdi Türkiye'de FETÖ'ye güvenildi ne olduğunu gördük. Tahribatı insanlardaki yardım noktasındaki çocuklardaki altın nesil diye tanıtıyorlardı. Meğer soru çalıyorlarmış sürekli. Bu nedenle dünyada böyle altın nesil falan bu tip şeyler olduğunda hep arka planda bir hikaye var mı diye hepimiz bakmaya başladık doğal olarak da. Genel olarak da maymun çiçeği hastalığından girdik değerli arkadaşlar. Tek başına bu hastalığın yayılma şeyi şu ana kadar bilim adamlarına göre yok. John Hopkins'ten aykırı bir çıkış geldi. Bir, buradan bir şey çıkmaz. Çıkarsa zorlama olur. İki, Dünya Sağlık Örgütü küresel pandemi anlaşmasında başarılı olamaz. Olsa bile devam ettiremez. Üçüncüsü, hayvanlara yönelik kuş gribi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Çin'de domuz vebası, Afrika domuz vebası gibi salgınlar bu dönemde görebiliriz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde baktığımızda 16-17-20'ye yakın gıda fabrikasında yangın var. Yine Amerika'daki bebek maması problemi var. Avrupa'da çikolatalarda salmonella vakaları var. Bunlar hayra ağlamak değil, normal değil. Bu süreci de iyi takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Ama peşine söyleyeyim, kim ne yaparsa yapsın alemin bir sahibi var. İnsanoğlu şu an 2-3 sene önce biz bunları konuşuyor muyduk? Evet, 5 sene önce evet. Dönüp bize hadi canım sen de kafayı yemiş ya da komplocu şeklinde bir yaftalama vardı. Yaftalama derken söylem vardı. Bunun nedeni insanlığın kendi işinde, gücünde, eğlencesinde, parasında, hayatındaydı. Covid yoktu ama şimdi Covid'den sonra herkes acaba düşünmeye başladı. Bu farkındalık Avrupa'da daha iyi, Amerika'da daha iyi. Bu nedenle kim neyi planlarsa planlansın. Bu süreçte ben başarılı olacaklarına inanmıyorum. Biz olayları takip etmeye devam. Değerli arkadaşlar, korkuya, paniğe hiç gerek yok. Covid gibi bulaştırıcı bir şeyi atlatmış bu dünya. Bu maymun çiçeğinde de atlatacağını, atlatırken bu korku ve paniği çok fazla şey yapacağını zannetmiyorum. Hiç korkmayın, devam edin aynen. Hayatınıza yazın, keyfini çıkartın. İşte denize, tatile, köyünüze filan. Gidin, parası olmayanlar, evet bu ne kadar tatile gidebilir o da tartışılabilir bir şey ama gıda üzerinden gelen bir problem var şu an dünyada. Türkiye iyi yönetildiğinde bunu da teyit geçeceğini zaten baştan beri söylüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın.